Çok özel röportajları da seyrettik. Süper Amatör Ligi, Bölgesel Amatör Lig, Klas Spor TV, sporun her alanında, futbolun her alanında ve tüm Ankara takımlarında desteklemeye, maçlarını takip etmeye devam ediyor. Yanımızda Cengiz Paça var. Dün Altındağ Belediyespor'da çok önemli bir gündü ve kongre süreci tamamlandı. Kongre süreci yaşandı. Kendisi Altındağ Belediyespor eski sportif direktörü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz valla. Bir kongre süreci yaşandı. Detayları şimdi sizden Evet. alacağız. Nasıl bir süreç yaşandı Altındağ Belediyespor'dan? Öncelikle oradan başlayalım. Valla tabii kongre sürecinde kulübün hani belediye bünyesinden çıkartılıp başka kişiler tarafından yöneticiliği fikri tabii sezon başı bizim de hiç aklımıza gelmeyen bir şeydi. Ama futbol, profesyonel futbolda olan şeyler bunlar. Yönetim değişiklikleri, tercihler. Belediye sporun sahipleri diyeyim. Yani başta belediye başkanımız olmak üzere. Böyle bir tasarrufta bulundular. İnşallah bundan sonrasında Altındağ Belediye Spor için daha iyi bir yol olur. Daha iyi günler olur. Çünkü potansiyel olan bir takım. İyi bir takım. Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisi. Futbola ihtiyacı olan bir ilçe. Dediğim gibi inşallah yeni yönetimle birlikte bir çıkış yakalar. Ve her şey eskisine nazaran daha iyi olur diye temenni ediyorum. Hocam bu kongre sürecine neden gerekli oldu? Yani şimdi bir bütçe şeyi var orada, bütçe aktarmayalım. İşte o bütçeyi başka yere aktarırız var ama altında belediye spor olarak bir isim taşıyor bir taraftan. Yönetimden belediyenin çekilmesinin sebebi sadece bütçe mi yoksa başka şeyleri de var mıdır? Yani şu an tabii ülke futbolunda bu maddi zorlukları yukarıdan aşağıya herkes yaşıyor. Kulüpler de yaşıyor. Belediye kulüpleri de artık yaşamaya başladı. Yani bundan öncesi mesela belediye kulüplerinin ismini taşıyan takımların haksız rekabet olduğu düşünülüyordu ama şimdi öyle değil. Yani artık belediye takımları da çok zorlu süreçlerden geçiyor ekonomik anlamda. Altına Belediye Spor da yani ekonomik anlamda belki tasarrufu bu dediğiniz gibi bu yüzden oldu. Ama tabii alınan kararlar bizim dışımızda olduğu için çok fazla da hani yorum yapmak bize düşmüyor bu konuda. Çünkü biz orada sportif anlamda bir idarecilik yaptık. Yani belediye başkanının takdiri böyleydi. Muhtemelen altında maddiyat yattığını düşünüyorum. Çünkü bizim üçüncülükte sezon sonuna kadar ki masrafımız yani bir takım masraf bizim olarak değil de genel olarak masraf yani 3 trilyonun aşağısına 3 milyon yeni parayla düşmüyor. Büyük meblağ tabii de Türkiye şartlarına göre. Tabii belediyenin kendi yükümlü olduğu başka hizmetleri var. Başka sosyal kültürel pozisyonları var. Yani tercih dediğim başta söylediğim gibi tercihleri böyleydi. İnşallah iyi bir tercih yapmışlardır. Hocam şöyle ifade edeyim. Şimdi Mert'le biz dördüncü program, dört programdır Altındağ Belediye konuşuyoruz. Yeri geldiğinde ben çok sık geldim Altındağ Belediye spor maçlarına. Ta Çubuk'a kadar gittim. Yani çok zorlu bir seyahatin arkasından çok güzel bir takım kurulmuştu. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Santraforundan ön liberosuna, orta sahasından stoperlerine, kalecisine kadar çok emek verildi bu takıma. Ama son bir aylık süreçte belki takımın bir düşüşü var. Bu düşüşün de kongre sürecinin etkisi var mıdır? Şimdi şöyle, sezon başı itibarıyla biz bu arada Sayın Tamer Açar Başkanım'la ben göreve geldim, onun tercihiyle. Onun büyük desteklerini gördük. Kurulan ekipte teknik kadro, işte Hakan Demirkan hocamız, Muhammed Dakyaycı hocamız, Taner Kayakıran hocamız, Bekir Çar hocamız, Çağatay Ersoy hocamızla birlikte gerçekten güzel bir ekip kuruldu. Güzel bir çalışma, titiz bir çalışma yapıldı. Gruptaki en mütevazi kadrolarından bir tanesini kurduk. Kurarken bizim 26 tane futbolcumuz var. Yaklaşık 17 tanesi Ankara'nın öz çocukları. Bunları özellikle seçtik. Ankaralı çocuklarla bünyemizi oluşturalım diye, ağırlıklı olsun diye.
Diğer dışarıdan aldığımız transferler zaten siz demin söylediniz. Hep kendini kanıtlamış, kaliteli, bizim bünyemize uyum sağlayabilecek yetenekli oyuncularla takviye ettik. Kongre süreci, tabii şimdi bak profesyonel, kendimiz de eski futbolcuyum. Profesyonel futbolcu benzinli bir arabaya benzer Gökalp abi. Yani benzinli koyarsan gider profesyonel futbolcu, koymazsan bu her, yani dünyanın her yerinde böyle, sadece üçüncü ligde değil yani, bu bir Süper Lig'de de aynı. Maddiyat ön planda, futbolcu alacağı paraya bakıyor, gününde verilen sözlere bakıyor. Verilirse başarı zaten geliyor, otomatik geliyor. Verilmedi takdirde böyle kötü sonuçlarla birlikte olumsuz ne varsa insanın önüne çıkabiliyor. Başına gelebiliyor, evet. Anlıyorum. Şimdi bu hafta Darıca Gençler Birliği'ne kaybetti hocam Altındağ Belediyespor. Ligde 11 puanda. Playoff şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonluk birazcık farklar açıldı ama. Şimdi öncelikle yani Müjdat hocam maçtaydı. Tabii biz ne söylersek biraz fevri düşüncelerimiz gibi oluyor. Duygusal düşünmüş gibi oluyoruz ama maçın ilk yarısı çok net 6-0 biter. Atamadık. Atamayınca da böyle maçlarda işte rakip bir tane geldi, attı, maçı kazandı. Lider, o takım lider. Şimdi playoff'tan önce yani başka şeylerin yoluna girmesi lazım. Takım olarak özellikle maddi anlamda. İnşallah yeni yönetimle birlikte o ivmeyi yakalarlar. Yani takım şimdi 11 ile 20 arası dahi 3 maç, yani 9 puan. Bu kapanabilecek bir farklar bunlar. Halbuki ilk 5'i aldığın zaman o fark daha da kapanıyor. Yani 1,5-2 maça bile düşüyor. Takımın o kapasitesi var. İyi bir takımımız, karakterli bir öncelikle takımımız var. Ben buradan tekrar hem teknik ekibe hem de özellikle o futbolcu grubumuza birlikte çalıştığımız süre içerisinde göstermiş oldukları özveriden dolayı hepsine teşekkür ederim buradan. İnşallah dediğimiz gibi yani bir dokunuşlar lazım. İnşallah dokunuşlar olur ve hak ettiği üst sıralara çıkar. Şimdi hocam bu değişimin arkasından bir teknik ekip değişikliği bekleyecek miyiz? Beklemeli miyiz? Yoksa şimdiye kadarki teknik ekibin başarısını düşünüp bir devam denebilir mi yeni yönetim tarafından? Yani tabii bu soruya benim cevap vermem doğru da değil, yetkili de değilim çünkü. Anlıyorum. Mutlaka yeni gelen yönetimin kendine göre bir çalışma düzeni veya bir tasarruf olacaktır. Onu da sizin gibi ben de merakla bekliyorum yani. Onların tercihidir bu. Anlıyorum. Peki siz kongre sürecinin arkasından bu sabah istifa ettiniz. Evet. İstifanızın sebebinin hani yeni yönetimin önünü açmak, bu duruma hani belli bir de tepki koymak gibi olduğu algılandı camia tarafından. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şimdi tabii hiçbir herhangi kişilere falan tepki değil bu. Bu profesyonellikte yapmamız gereken bir hamleydi. Sonuçta ben yeni gelen yöneticilerle de bir ön görüşme yapmıştım. Devam etme konusunda kararlı olduklarını ama ben de yönetimin önünü bu anlamda, idari anlamda açmak açısından bunun uygun olacağını düşündüm. Kan değişikliği belki takıma idari anlamda da farklı bir ivme kazandıracağını düşündüm. O yüzden bıraktım. Kimseyle yani herhangi bir tepki veya bir değişiklikle alakalı bir istifam söz konusu değil. Futbolun içinde yaşanılan şeyler bunlar. İlk yaşanmıyor, son da olmayacak. Biz görevde kaldığımız süre içerisinde layıkıyla yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de yeni gelecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Peki hocam, Altındağ Belediyespor'un size yine bu sene içinde ihtiyacı olursa göreve tekrar geri gelir misiniz? Böyle bir teklif olsa, ihtiyacımız var denilse. Ya biz bir defa şimdi Altındağ'ın çocuğuyuz. Altındağ'da doğduk, orada büyüdük. Altındağ'ın profesyonel olarak üçüncülükte formasını giydim. Biz neferiz yani, hepimiz neferiz. Futbolda yani dünü değil de geleceği görmek lazım. Gelecekte hani nasıl bir durum oluşur onu şimdiden bilemeyiz ama tabii ki biz her zaman spor anlamında, sadece Altındağ olarak değil,
spor anlamında biz neferiz. Ankara futbolu özellikle. Oluşabilecek her şeye de biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden ne gelirse her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırız.